Merhabalar. Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şafak Muhafızları adı altındaki vampir avlama örgütü ya da topluluğu artık her ne olsa. Vampir olmama rağmen onların oraya gittim. Ana görevi vardı çünkü merak ettim ne olacak diye yani. Ve katılıp katılmamamla ilgili net bir karar bildirmedim görevde. Yine de hani bir deneyelim gibisinden bir olay döndü. Ve adam bana vampirlerin toplaştığı bir yeri gösterdi. Dedi ki buraya bir git bakayım. Hani burada bir şeyler dönüyor. Bu vampirler niye buraya toplaşmışlar? Onu bir öğren dedi. Gittim. Vampirler toplaşmış. Ve bir şeyleri hareket ettirdik. İşte ne bileyim güçler uyandırdık böyle. Özel mekanlar vesaire vesaire vampir yapıları ve bir tane garip bir yapı çıktı. Yapının içinden bir kadın çıktı. Kadın uzun zamandır orada uyuyormuş. Artık ne amaçla kilitledilerse kızı oraya mühürlemişler. Artık zamanı geldi ama planlanan zamanda uyandırmadılar beni falan diye bir sitem etti. Ve kadının sırtında Elder Scroll yani kadim tomar vardı. Biz bir tane kadim tomar bulmuştuk ve Ayaz'ın soluğu mu ne öyle bir yere Parturnax'ın olduğu yerde açmıştık. Ve Alduin'i yenebileceğimiz büyüyü öğrenmiştik. Geçmişi görmemizi sağlamıştı. Kadim Tomar'ın gücü bu kadar etkileyici bir şey. Ve bu kız bu kadim Tomar benim demişti. Onu bulduğumuzda. Kızla alakalı çok da bir soru sormadım kıza. Zaten anlatmıyor sorunca da. Onu oraya neden kapattıklarını falan diye. Kız Volkihar Kalesi isimli eski köklü ve kuvvetli bir vampir lordunun yönettiği bir kalede yaşıyor ve bu vampir lordunun kızı. Şimdi oraya geldik. Vampir lordu bize vampir lordu olma gücü verdi. Kendisi bize bu gücü verdiği için biz vampir olabiliyoruz. Evet, bu kadardır. Okey, bir dakika. Şimdi şöyle bir şey oldu. Şunu denemek istiyorum. Okey. Yanılmıyorsam kullandığım büyü, demin attığım yıldırım büyüsünü benim power ataklarımı ekleyecek kılıçla attığım. Muhtemelen. İsabet edince herhalde. Peki, artık vampir lordu olduğumuza göre yolumuza devam edelim. Bir görev serisi oluşturdu oyun bize. Oradan devam edeceğiz. Birisine gideceğim. Zamanı geldi diyeceğim. Ha, bunların hepsini emebiliyoruz ya. Sen kimsin kızım asıl? Ne yapıyorsun burada? Okumadığım kitap var mı? Onları bir okuyalım. Her kitabı okumuşum. Vay anasını be. Aha. Artık bunu da okudum. Hadi bakayım. Lord Harkon, remember your place. Now, what is our Lord's wish? Well, well. He wants the chalice then. Aşağıdaki ölü çağıran mı? Hiç duymadım. It is a rather well kept secret. The chalice has been in Lord Harkon's possession for quite some time now. It is, when used properly, able to increase the potency of our powers. He has neglected using it for ages. If he wants it filled now, then grander things are afoot. This is good. Vay. Follow me. I'll take you to it. Vay vay vay. Harkon has never cared to use the chalice, relying on his more than adequate powers until now. This is an intriguing change. Kendisinden daha güçlü bir şey ortaya çıktığı için olabilir. Belki ben. Belki değil. Ama kızı da olabilir. Yüksek ihtimalle kızı çok güçlüye benziyor çünkü kapatıldığına göre. Kadim Tomar'ı da var. Excuse us. I need to fetch the bloodstone chalice. The chalice?
Why? What are you up to, Garan? Lord Harkin's orders, Orthiolf. Calm yourself. Our friend here has been ordered to fill the chalice. Really? Indeed. She's off to Redwater Den. Well then, best of luck to you. Sen kızım. Bilbo and Orthiolf are Harkin's primary advisors. I'm sure they're quite surprised to learn that you're taking the chalice. Birader iyi misin? Bir ısırık da ben alabilir miyim? Bencil köpek senin. Seya. İsmi var lan. Vay anasını be. And here we are. Now. This chalice needs to be filled directly from the blood spring that is the source of Redwater Den. Tamam. Once that's done, the blood of a powerful vampire needs to be added to it. Nedir iki damla atarım. Redwater Den has fallen into, well, let's just say less. Kızıl su mağarası mı? Şey, orada kimse yaşamıyor. Whether to attempt to deal with them or force your way through. Hurry back. You don't want to keep Lord Harkin. Orada kimse yaşamıyor. Ben oranın içinden geçtim biraz. Tamam, kadehi bana verdi zaten. Salon ya, sahil ya. Tamam. Ay, suratsız şey seni. Aa, kız orada. Kızın yanına gideceğim. Kızın yanına gideceğim. Tövbe. Ooo. Hello. Ya ama sen çok... Bu kadar yaşanmışlığımız var Gülü. Senin bu yaptığın oldu mu şimdi? Tamam, ben gidiyorum. Yıkıp geçirdim ortalığı. Fare sesi geliyor. Burayı ilaçlamamışsınız. Evet, ilaçlamadan yemek yiyorsunuz. Çok ayıp. Güzel. Vampir lordu olma ihtimalim var artık. O zaman şöyle yapacağız. Bir dakika. Vampir lordunu aç buraya. Pardon. Yani ben dedim buranın içinden geçtim diye. Vay, ben vampir değilmişim o zaman. Evet, hastalıklıymışım ben. Vampirimsi diyebiliriz yani. Hani ne vampir ne insan. Esas vampirler daima daha güçlü oluyormuş. Ana. Okay. Okay. Lootlama, lootlama yok. Biçim değiştir ne? Biçim değiştir, eski halime çeviriyor beni. Bir daha vampir olacağım. Okey. Vampir görüşü. Bunun bana katkısı ne oldu? Ekran bir garip oldu. Of, çok güçlü be. Daha güçlü olduğumu hissediyormuşum. Güzel. Ama bunları açamıyorum tabi. O biraz üzücü oldu. Lootlamak da yok. Vay böyle hayatın içine. Aha! Bak, skill'ler geliyor yeni. Holy... Holy ulan.
kayboldu. Aa, o zaman anladım. Vampir olarak hayatta kalmak biraz zor oluyor demek. Ve eski halime geri gelebilir miyim? Ha, yarasalar tekrar toplanıyor kendi, tamam. Şey düşündüm başta, hani kullandım. İşte kullandıktan sonra bir daha şey yapmam gerekecek diye. Hani birini öldürmem gerekiyor yeteneğimle falan diye düşündüm. Değilmiş öyle. Okey. Redwater'den dışarıda vampir esiri vardı. Ben içeridekileri öldürdüm. O zaman geri geldiler. O hoş olmazdı ya. Hoş olmazdı. Evet. Eyvallah. Buna gerek yok. Seah. Ablam zorla belanı arıyorsun. Peki biz bunlarla niye düşmanız ya? Neresin lan? Salak. Bunlar burayı gene almışlar. Şu arkadaki kısımdan gideceğim ben bir. Burayı çünkü açtım. Boşa mı açtım burayı? Tersten de gidiyor olabilirim. O biraz üzücü olurdu. Aa yo, dur, tahmin ettiğim yere gidiyorsam daha hızlı ulaşacağım. Bak, ulaştım bile. Aa. Ne yaptı? Lord Harkin's new favorite. Jed so soon after joining the family. We're just lucky I was here to return the chalice to the Gollum so we can make sure Harkin gets it back. Wait, what? That's not what we agreed. We take it back together. Ne yaptın? Böyle olmayacak. You didn't really think I'd let you walk out of here either, did you? Then Gollum wants you both dead. Well, that's just fine. Lord Yawn told me to finish off anyone who got in the way. You won't get away. Never met it. Tamam. Okay. Yani ne alaka, ben anlamadım ki. Enteresan. Yanlış mı yaptım ya? Böyle yapmam gerekmiyor muydu? Hayır, ödümü de koparttılar, bir şey değil. Tüh, okusa mıydım görevi bir daha? Üzüldüm şimdi. Bir gidiyormuşum, bütün rolü batırmışım değil mi? Hain diyorlarmış. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Çıp 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 öldürüyorlarmış beni sonra. Lan 40 yılın başı bir vampir şey oynayak dedik, onda da bak başımıza gelene.
Bekçi yerinde yok. Lan acaba oradan doldurmayacak mıydım? Çok tırstım şu an. Şu an çok çok tırstım. I see you have returned. Lord Hark. Well, of course they did. Welcome to the politics of Lord Harkon's court. Vingalmo and Orthiolf both long for our lord's throne, but cannot make overt moves against him. O şerefsizler. He sought to gain power by using his underling to kill you and keep the chalice for himself. By ensuring the chalice reaches our lord, you have increased his power over them, and at the same time, deprived them of their little. Ah, güzel. You've done Lord Harkon two great services. Take what you've learned to heart, and be careful who you trust. Eyvallah. Now, I believe that Lord Harkon wishes to speak with you. Tamam tamam, sıkıntı yok. Onlar şerefsizlik yapıyormuş. İyi iş yaptın. Lan köpek. Good to see a new face here, especially one that isn't attached to an elf. Between you and me, there's too many of them. Can't trust a lot of them. Never could. Want my advice? Avoid getting wrapped up in Vingalmo's schemes. He's after the throne, and he'll kill anyone that gets in his way. Allah Allah. Of course not. He'll cozy up to you, use his honey's words to get you to lower your guard. You'll watch yourself around him. Sen de aynısın. İkinizden de görev almıyor köpekler. La 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 la. Lord nerede? Şurada. Burası da büyük ha. Burayı bir gezmek lazım. Var mı oku madem kitap? Varmış. Bilmem nenin evlilik bilmem nesi. Tamam. Neyse boşver. You are here. Good. Yes, I did. When I told you that I was grateful for my daughter's safe return, I told the truth. Evet. O kız ne iş? Onu bir anlat bak. Good. Strong instincts and a cunning mind will serve you as well as blade, spell, or claw. As you know, vampires are powerful, but we have limits. Our great enemy is the sun. And until recently, it's an enemy we... Tamam tamam, güneşle falan alakalı. ...for an answer to this problem. I found an old prophecy written by a moth priest. Those scholars who read the Elder Scrolls. The prophecy tells of a time in which vampires will gain power over the sun. Allah Allah. No longer fear. I believe the secret to unraveling that prophecy is written. I have ordered the court to assemble. I have a new task. Peki. For us. Come now and hear my proclamation. Tamam. Hadi git konuş. Bir git konuş bakayım, ne anlatayım. Neler dönüyor ya? I think my father wanted to see. That's a long story. I guess we kind of have to go way back to the very beginning. Do you know where vampirism came from? Yo, bilmiyorum. The first vampire came from Molag Bal. She was not a willing subject. Ah, Molag Bal. She was still the first. Molag Bal is a powerful Daedric lord, and his will is made reality. Kendisi de istemiyormuş. To subjugate themselves, he will still bestow the gift, but they must be powerful in their own right before earning his trust. The ceremony was degrading. Let's not revisit that. But we all took part in it. Not really wholesome family activity, but I guess it's something you do when you give yourselves to a Daedric lord. Well, you've met most of us. My father's not exactly the most stable, and eventually he drove my mother crazy with him. And it all ended with me being locked underground for who knows how long. It's definitely been a bad thing on the whole. I will be.
Just give me a little time. Sirens of the night, hear my words. The prophesied time is at last upon us. Soon we will claim dominion over the sun itself and forge a new realm of eternal darkness. Now that I have reclaimed one of my elder scrolls, find a moth priest to read it. Herkes okuyamıyor demek ki. I have spread false rumors about the discovery of an elder scroll in Skyrim to lure a moth priest here. Now it is time to see if those efforts have borne fruit. Go forth and search the land for rumors of a moth priest within our borders. Look to the cities. Speak to innkeepers, carriage drivers, anyone who would... Bir kişiye söylüyormuş gibi çevirmiş çeviren ama topluluğa söylüyor. İşte bu şey farkı. Birinci elden test etmeden, hani oyunu oynamadan yapılmış belli yani. Gerçi öyle çok çok uzun sürer ya. Düşsene her bir şeyi oynamak zorundasın. Öf. The wizards know about all kinds of things that people probably shouldn't know about. Actually, now that I think of it, I'm going to come along with you. I've been really wanting to get out and explore a bit. I mean, as much as anyone. Not a lot. Ben açtım bir tane daha önce. Turns out you don't learn much from just sleeping with something. Not at this rate, no. Okay, soracak başka da bir şeyimiz yok. Şimdi. Moth Priest. Peki. Önce koleje bu arada. Kesin ve kesin. Say the word. I can still forge a decent blade. Can you feel it? Time was and I'm not happy. Yok yok geç, konuşmalara geç. Ne satıyorsun? One thing I know, it's weapons and armor. Take a look. Hasarlarda mesela bakalım. Yay. Rezil. Rezil. Okay, buradan bakalım. İşte savunmaya bakayım. Kristal zırh 302. Benimkinden düşükmüş. Hepsi düşük gerçi de. Yani iş yok. Yok gerek yok. Yalandan yere şimdi. Amaçsız şeyler öğrenmeyelim. Aa, bunları satayım sana. Until next time. Gidiyor muyuz tatlı? Gel. Peki bütün vampirlerin yerini, ellerinde kadim tomar olduğunu falan, ne bileyim, koleje dağıtmamız yok mu? Sonra bu kızı arındırıp vampirlikten kurtarmamız falan. Burada güzel hava ne arar kızım? Buralar rezil. Bakalım kolejden öğrenebilecek miyiz? Skyrim'in başkenti Kışhisar mıymış? Vay, eskiden yani. Bayağı eskiden hem de. Kime soracağım? Tolstir mi? Değil. Ha, orka, ork. Tabii. Kütüphanede. Ben baş büyücüyüm birader. Akıllı. The moth priest sometimes they go out looking for elder scrolls. Lucky for you there's a moth. He stopped in to do some research in the library, then left for Dragonbridge. If you hurry, you might catch him there. Duydun mu? The tale of the great moth. Yes, but when I was here it wasn't so crumbly. This used to be a city. Değil mi? I wonder what happened here. Anything good? Bir bakayım nelerim var.
Ona göre bir ayar çekeriz. Efsun'da bir şey de yok ki, versem de iş görse falan. Şöyle yapalım o zaman. Bunları verince kullanıyorlar mı? Hiç fikrim yok. Bir tane de bira vereyim. İki ekmek vereyim. Peynir vereyim. Ne vereyim başka kız sana? Tamam, o kadar yeter sana ya. Takıl. Nereye gidecektim ben? Dragon Bridge. Evet. Lord demişti ki yalan bir haber yaydım. Demişti şey için. Kadim Tomar için. Elder Scroll için. Bir tane rahip şu anda onu arıyor. Bak. Kolejdeki kütüphaneci eleman da biliyor bu mevzuyu. Yani bir tane rahibin arama içerisinde olduğunu. Merhaba. Ah. So that was a moth priest then. He rode through town not long ago with an escort of soldiers. They didn't stop. Just headed south across the Dragon Bridge. Eyvallah. Search and rescue south. Tam arkam o zaman. Şu tarafta bir yerde. Oy, burası bunun girişi böyle miymiş? Vay, güzelmiş. Şu köye gitmiş olma ihtimali var. Ama şöyle güzel bir manzarayla bitirmemiz yok mu peki? Bence gayet de güzel bir manzara. Bitirelim. Uzayacak çünkü. Uzamadan evvel bir rahat rahat videoyu yüklemek istiyorum. Evet. 1080 piksel olduğu için, bir de 60 FPS biraz zor oluyor. İnternetim de çok kötü çünkü. Lanet olsun zaten kurtulamadığıma. Neyse, davalanmayalım. Söyleyecek çok şeyim var ama kalsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Güve Rahibi ismi verilen, Elder Scroll'ları yani kadim tomarları okuyabilen birini bulacağız işte. Neyse. Sonraki bölümde görüşürüz. Hadi bay bay.